Bizim felsefemiz belli zaten. Serpil Hoca'dan gelen felsefemiz var. İyi insan, iyi öğrenci, iyi futbolcu. İşte biz buna sonra Futbol Federasyonu'nda iyi vatandaşı da kattık. Dolayısıyla bu felsefeden önce insan olmayı öğretiyoruz. Daha sonra olabiliyorsa futbolcu oluyor. Burada Beşiktaş'ta biz sonuçları kaldırdık. Sonuç istemiyoruz. Biz sadece iyi bir profil yetiştirmek istiyoruz. Sonuçları işin içine kattığın zaman her şey karışıyor birbirine. Akademilerle ilgili bir girişimi ben ilk defa, bu kadar değerli bir girişimi ilk defa görüyorum. Bu Double Pass grubunun gençler için, Türkiye'deki akademiler için ne kadar değerli olduğunu bir kez daha gördüm. Yani bu neredeyse vazgeçilmez bir program diye bakıyorum ben ve bu konuda da yetkililere teşekkür etmeliyim. Hem Belçika'daki şirket yetkililerine hem de Türkiye Futbol Federasyonu'na gerçekten gençler adına teşekkür ediyorum. Çünkü çok değerli bir program. Burada milyonlarca çocuk var, sahaya girmeden iPad'le, telefonla bitiyorlar. Belki oradaki çocuk dünya yıldızı olacak. Ama biz onu sahaya alamıyoruz henüz. Lütfen çocuklarımızı sahaya alalım. Şöyle başlayayım. Ben daha önce de bir 10 yıl Beşiktaş Akademi'de bulundum. Daha önce de Serpil Hamdi Tüzün'ün yardımcılığını yaptım. Ayrıca Serpil Hoca ile A takımda da birlikteydik. Beşiktaş'ın dolayısıyla buradan Beşiktaş'ın akademiyle ilgili kodlarına ben de dahil oldum. Bir 10 yıl Beşiktaş'ta gene aynı görevde bulundum, akademi direktörlüğü. Sonra bir ara verdim, bir 10 yıl Türkiye Futbol Federasyonu'nda antrenör eğitmenliği yaptım. Akademilerle ilgili akademi sorumluluğu yaptım. Baktım sona yaklaşıyorum, bu tecrübelerimi Beşiktaşlı gençlere vereyim diye tekrar Beşiktaş'a döndüm. Şimdi de burada uzun yıllar edindiğim tecrübelerimi Türk gençlerine vermeye başladım. Bundan sonra da inşallah daha iyi günler göreceğiz akademilerle ilgili. Şimdi tabii biz 40 yıldır futbolun içindeyiz. En üst kademelerde oynadık, en alt kademelerde bulunduk. Ben Türkiye'nin her liginde teknik direktörlük yaptım. Avrupa'nın birçok kentlerinde akademilerle ilgili incelemelerde bulundum. Futbol Federasyonu'na girdikten sonra da Futbol Federasyonu'nun düzenlemiş olduğu, UEFA ile birlikte düzenlemiş olduğu stadyum programlarına katıldım, en az bir 20 tane ülkede. Yani doğrusu gençlerle ilgili büyük tecrübelere, deneyimlere sahibim ben. Dolayısıyla biz Beşiktaş olarak zaten söylüyoruz, öz kaynak düzenimiz Serpil Hoca'mızdan itibaren öz kaynak düzeninden geliyoruz. Sonra işte akademiyi kullanmaya başladık. Dolayısıyla yani bu felsefeyi, işte bizim felsefemiz belli zaten. Serpil Hoca'dan gelen felsefemiz var. İyi insan, iyi öğrenci, iyi futbolcu. İşte biz buna sonra Futbol Federasyonu'nda iyi vatandaşı da kattık. Dolayısıyla bu felsefeden işte şerefinle oyla, hakkınla kazanı öğretiyoruz biz Türk çocuklarına. Buradaki çocuklarımıza önce onu öğretiyoruz. Önce insan olmayı öğretiyoruz. Daha sonra olabiliyorsa futbolcu oluyor. Burada tabii futbolcu üretiyoruz ama önce insan üretiyoruz. Daha sonra biz futbolcu üretiyoruz. Sonraki kriterlerimiz bunlar. Bugünün futbolunu tabii biz Beşiktaş olarak dünya devleriyle savaşıyoruz. Bu takımı Beşiktaş'a kaliteli komple oyuncu üretmek zorundayız. Ama çağdaş olanaklara, çağdaş koşullara sahip olmadan artık bugünün futbolunu oyunculara öğretmek çok kolay değil. Şimdi tabii ben çok eskiden bilgiye çok fazla ulaşamıyorduk. Neredeyse işte daha çok önceleri internet falan da yoktu. Şimdi artık herkes bilgiye ulaşabiliyoruz. Mesela Jira ile ilgili bizim büyük övgülerimiz oldu. Biz yani bilgiye çok az ulaşıyorken, daha sonra tabii yavaş yavaş geliştik ama Jira geldikten sonra Türkiye'deki eğitmenlerin bir kişilik kazandığını gördük. Herkeste bir özgüven geldi. Yani artık işte Jira'yı biliyorsunuz, 54 ülkenin eğitim aldığı bir proje, program. Bunu da
Tabii onlara da kim, o tarihlerde kim vardı şu anda hatırlamıyorum ama onlara da teşekkür etmek lazım. Dolayısıyla ben JIRA programlarının da eğitmenliğini yaptığım için orada ne kadar değerli olduklarını gördüm. Tabii o büyük futbol içinde, yani antrenörler için yapılmış bir şeydi. Şimdi o deneyimlerden çıkarak bu Double Pass grubunun gençler için, Türkiye'deki akademiler için ne kadar değerli olduğunu bir kez daha gördüm. Tabii ben çok tecrübeli bir hocayım, antrenörüm, eğitmenim. Bütün dünyayı neredeyse gezdim. Fakat her bölümün kendine ait çok değerli gelişimleri var. İşte JIRA'nın ayrı bir gelişimi vardı. Çok değerliydi. Şimdi ben Double Pass eğitimlerine katıldım, biliyorsunuz. İşte bir yıldır akademi direktörlerine bir şey verildi, eğitim verildi. Bu arada bizim diğer genç hocalarımız da başka bir eğitim aldılar. Yani bu neredeyse vazgeçilmez bir program diye bakıyorum ben. Ve bu konuda da yetkililere teşekkür etmeliyim. Hem Belçika'daki şirket yetkililerine hem de Türkiye Futbol Federasyonu'na gerçekten gençler adına teşekkür ediyorum. Çünkü çok değerli bir program. Yani inşallah ileride ben yönetim kurulumuza da söyleyeceğim Double Pass'la bir işbirliği yapma adına. Orada neler yapıyorlar? Yani biz tabii kendi şahsımla ilgili söylemeyeyim ama Türkiye'de de artık gerçekten çok değerli şeyler var, antrenörler var. Ama şimdi biz futbol inanılmaz bir hızla değişiyor. Bizim buralardan oralara yetişmemiz mümkün değil. Dünyanın her tarafında futbol dehaları var. Futbolla ilgili gelişmiş ülkeler var. Biz oraların dünyayı gezmemiz mümkün değil, her tarafı kontrol etmemiz mümkün değil. Ama bizim adımıza Double Pass gibi yapıyor. Gidiyor bütün dünyadaki bütün gelişimleri falan alıyor ve geliyor burada bizle kendi ülkemizdeki gelişimlerle ilgili hep birlikte tartışıyoruz. Bir ortaya bir ürün çıkarıyoruz. Bu bence çok değerli bir şey, çok vazgeçilmez bir şey. Yani bunu mutlaka sürdürmek lazım. Otorite çok değerli. Otoritenin olmadığı bir yerde bir yerlere gitmek mümkün değil. Otoriteyi uygulamak da ayrı bir problem tabii ki. Bu nedenle yani bir işe başlamış olmak, bir yere adım atmak çok önemli, çok değerli. Bu nedenle yani akademilerle ilgili bir girişimi ben ilk defa, bu kadar değerli bir girişimi ilk defa görüyorum. Bunu tabii daha yukarılara çekmek lazım el birliğiyle. Şöyle bir şey söylemeliyim. Yani bir insan değerli bir fikir ortaya attığı zaman ona destek vermek lazım. Aşağıdan çektiğin zaman hiçbir şey olmaz. Biz maalesef bunu biraz az yapıyoruz. Yani değerleri yukarı taşımayı daha az yapıyoruz. İnşallah daha iyi yapacağız bundan sonra. Şu anda İstanbul'da yaşıyoruz. İstanbul'un bilmem ta ücra köşelerinden oyuncular geliyor bize. Gelmesi gitmesi bir yana ama çocuk ne doğru dürüst antrenmanlara katılabiliyor, ne doğru dürüst okula gidebiliyor. Ya bu gerçekten çok büyük bir problem yani. Öncelikle böyle bir işe el attıkları için büyüklerimize, Futbol Federasyonu'na, Spor Bakanlığımıza falan da gerçekten saygı duyuyorum. Çünkü bu bir problem yani. İkisi de, biri milli eğitim, milli değerimiz, diğeri de milli futbolumuz, o da milli değerimiz. Bu ikisini birlikte yürütebilmek, tabii büyüklerimiz bunu daha iyi biliyorlar ama biz işin pratik tarafına baktığımız zaman aklıma şöyle bir şey geliyor mesela. Beşiktaş'ta şu anda bizim şeylerimiz var, oyuncularımız var, genç oyuncularımız, her yaşta genç oyuncularımız var. Beşiktaş semtinde şurada, buralarda bir yerde, şuralarda bir yerlerde bir spor okulu yapabiliriz. Spor sınıfları yapabiliriz. Yani bu bence problem olmamalı yani. Şimdi tabii biz şu anda Türkiye Futbol Federasyonu'nda genç milli takımları çalıştıran antrenörlerin neredeyse hepsinin hocasıyım. Diplomalarını ben verdim. Hepsi de çok değerli kişiler gerçekten. Bunu da tebrik ediyorum. Yöneticileri çok değerli kişiler seçtiler. Şimdi biz tabii ne diyoruz Beşiktaş'ta? Biz sonuçları kaldırdık. Sonuç istemiyoruz. Biz sadece iyi bir profil yetiştirmek istiyoruz. Sonuçları işin içine kattığın zaman her şey karışıyor birbirine. Bunu bence şeyde de yapmamalıyız. Genç milli takımlarımızda da buna çok dikkat etmeliyiz. Sonuçlardan çok oyuncu yetiştirmeyle ilgili. Yani işte bir tane oyuncu var, çok yetenekli ama yetersiz. Diğer tarafta daha güçlü, kuvvetli, sonuç için daha iyi oyuncu var. Ama olmayacak, bu olacak. Belki öyle bir tercihlerde de biraz daha öne çeksek daha iyi olur diye düşünüyorum.
Ama şu anda milli takımlarla ilgili, hocalarla ilgili çok değerli diyaloglarımız var. Hepsini çok seviyoruz. Hepsi hem kendi dalında bilgi, kültür, yeteneğe sahip çocuklar. Onlarla da biz Beşiktaş olarak da onlarla çok değerli ilişkilerimiz var. Bu şu son dönemde gördüğüm A milli takımın final oynayacağını içimden geçiriyorum. Why not? Dolayısıyla tabii işte zaman zaman bunu başarabiliyoruz. Sürdürülebilir yapamıyoruz. Neden? Akademilerle ilgili sorunlarımızı bir an önce çözersek bence Türkiye'nin Almanya'dan hiçbir eksiği kalmaz. Tesisin olmadığı bir ortamda bugünün futbolcusunu üretmek hiç kolay değil. Futbol artık müthiş bir şekilde ilerliyor yani. Şimdi işte 10 bin saat falan mottosu vardı. Şimdi herhalde 12 bine çıktı. Yani sahada şu anda oynanan oyuna bakıyoruz. Ne alan var, ne zaman var. Hepsi şey gibi dönüyor, dolaşıyor, bir şeyler yapıyorlar yani. Bu oyuncuları üretmek kolay değil artık. Onun için lütfen artık bu konuda zaten Türkiye Futbol Federasyonu'nda şeyleri var, yazıları da geldi, gördük. Çok memnun oldum. Buradan da teşekkür etmek istiyoruz. Yani ben 50 yıldır şunu gördüm. Zorunluluk getirmediğin zaman hiçbir şey yapmıyoruz. Mutlaka kriterler olmalı. Kriterler, zorunluluk getirilmeli. Tesis olmazsa olmaz diyorum zaten. Milli eğitimle ilgili kısmını da biraz önce anlattım. Sağ olsun zaten onlar da başlamışlar. Onlara da teşekkür ettik. O nedenle kriterler çok önemli. Yani alt liglerdeki genç oyuncu oynatma kriterleri çok çok değerli bizim için. Maç kadro zorunluluklarını da ben Sayın Başkan'la da görüştüm. Birçok şeyle de, antrenörlerle de tartıştım. Bize double pass eğitimiyle ilgili, bize eğitimi veren Belçikalılar. Belçika'dan ben aldım bu şeyi, bu kriteri. Belçikalı ne yapıyor? Son 10 yılda dünyada en gençlerle ilgili en fazla atak yapan ülke Belçika. Bir kriter koymuş, yabancıyı serbest bırakmış. 7 kişi geriye giderek, son 2 yıl geriye giderek 7 tane akademi oyuncusunu 21 kişilik kadroda zorunlu hale getirmiş. Biz Beşiktaş olarak şu anda bunu yapıyoruz. Bizim şu anda 7 tane oyuncumuz var A takımda. Bu oyuncuların 3 tanesi olsun yeter. Diğerleri başka yere gitsin, 3'ü de Beşiktaş'ta oynasın yeter. Bu çok değerli, ben buna çok inanıyorum. Şuraya bir bakın, binlerce çocuk var. Nerede oynuyorlar? Hiçbir yerde. Yok. Şurada, bizim şu üstte, o binaların içinde 3'e 3 oynanacak bir alan var. Orayı çevirdik, başına da bir kişi koyduk. Oradaki hanım çocuğunu gönderiyor oraya, oradan da bakıyor. Bizim de zaten sorumlu kişimiz var, oraya şey yaptık. Bunu eğer, bu sistemi Türkiye'nin her tarafına yayarsak, ben bunu birkaç belediye başkanıyla da gittim, görüştüm. Futbol birebir 2'ye 2, 3'e 3 öğretiliyor bütün dünyada şu anda. Bütün özellikleri 3'e 3, 3 kişide fazla yok. Bu 3'e 3 oynanan alanlar da Türkiye'de milyonlarca var. Birebir 2'ye 2, 3'e 3 futbolun hem hücumda hem savunmada temel karakteri. Bunu da İşte dediğim gibi orada böyle 5'e 5, o 5'e 10, 5'e 20 falan binlerce yer var mahalle aralarında. Bunları Futbol Federasyonu, Spor Bakanlığı, bir futbolun paydaşlarında, otorite paydaşlarında bunlar bir araya geldiği zaman eğer bunu yaparsak şimdi binlerce antrenör de boş geziyor. Burada mesela şu anda bir evlere bir şey, haber sal, 1000 tane şey antrenör çıkar. Onlardan bir ikisini de bunlara, bu işin içine kat. Büyük bir istihdam olur, antrenörler için de büyük bir istihdam olur. Bu benim aklıma çok yatıyor, bunu bir şey yapmak lazım. İşte burada yazmışım, güncellemek, itici güç, koşul, zorunluluk, denetleme, pedagojik eğitim, müfredatlar artık sürekli çok değişiyor. Sürekli bu müfredatlarla ilgili de yeniden yapılanma içerisine girmek lazım. Yani X bir yerde bir eğitmen çocuklara onu yapma, bunu yapma, onu yapma, bunu yapma. O kim acaba? Bunu söylerken yani bu çok problem. Yani öğrenme çağındaki çocuklarımıza değerli, bu işin gerçekten piri insanlarla buluşturmak lazım. Yoksa orada da büyük bir kayıp oluyor. İşte bu çok değerli. Bir de verdiğim o diğer örnek çok değerli. Burada milyonlarca çocuk var. Sahaya girmeden iPad'le, telefonla bitiyorlar. Belki oradaki çocuk dünya yıldızı olacak. Ama biz onu sahaya alamıyoruz henüz.
Lütfen çocuklarımızı sahaya alalım.